4 Ocak, 10 Ocak, yengeç burçları nasılsınız? Umarım her şey keyifli, aydınlık, huzurlu, bereketli geçiyordur. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Astrolojiden ne haber ve Akkaya Official Instagram sayfalarım isterseniz takip edebilirsiniz. Yani bu hafta özellikle aşk hayatınızla alakalı, özellikle aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili duygularınız ve böyle duygularınızda acayip aceleci, çalışır gibi, böyle dikkatsiz gibisiniz. Çabuk harekete geçmek istiyorsunuz, sonra yalnız kalmak istiyorsunuz. Bu hafta bayağı kendi içinizde bir yabancılık yaşayacaksınız. Yani ben işe gidiyorum ama ben kimim? Ben evliyim ama bu düzeni ne zaman yaptım böyle bir? Sanki geçmişin verdiği yorgunluk, özellikle yeni yıla adapte olamama, bazı dengelerde böyle hep oluyor oluyor, olmuyor kaosları tam anlamıyla sizi böyle bir geçmiş ve gelecek arasında dengeyi oturtamama gibi bir sorun yaşıyorsunuz. Bence hayal kırıklıklarınızın hepsi geride kalıyor değerli yengeç burçları. Daha ne kadar yaşayabilirsin ki bu hayal kırıklıklarını? Güvendiğin insanlarda zarar görme, ailene güvendin, maddi kayıp yaşadın, sevgiline inandın, maddi kayıp yaşadın. Yani artık daha ne olabilir diyorsunuz bana? Aslında çok güzel şeylerin bu aslında siz kader çarkınızda bu evreyi kapattınız. Çok daha huzurlu, daha bereketli noktalara içsel dünyanızda da hazırsınız ama sadece cesaretiniz yok. Artık bu cesaret sizinle olsun. Geçmiş geride kalıyor. Siz hedeflediğiniz her şeye en iyi şekilde ait olacaksınız. Korkma, ağlaman gerekiyor biraz. Evet, çok uzun süredir duygusal olarak içine ata ata içindeki duygular çok fazla körelmeye başladı. Bu hafta soğan mı doğrarsın, geçmiş anılarımı yad edersin, mutlaka hıçkıra hıçkıra ağlaman lazım. Üzerinizdeki bu korku, endişe, kaygıyı sanki böyle mis gibi atacaksınız ve bu size işinizle alakalı çok güzel yenilikler, yeni anlaşmalar, yeni yollar katacak. Bulunduğunuz noktada yükseliş ve beklenmedik teklifler size ayrı ayrı kazanç sağlayacak. Bir takım sorunları komple çözüp açık kapılar bırakacaksınız ve insanların alkışını toparlayacaksınız. Ben olsam ortaklı primler, ortaklı anlaşmalar, geri gelmesini istediğiniz bazı işler yavaş yavaş yeniden hayatınıza geri gelmeye başlayacak. Özellikle ortaklı ve parasal anlamda da bir takım sıkıntıları geride bırakıp gün yüzüne daha temiz ve daha aydınlık çıkacaksınız. Eğer kredi alıp bazı borçlarınızı ödemek istiyorsanız çok mantıklı yapabilirsiniz. Evlilik konularınızla alakalı da uzun süredir geçmiş aileniz, anne, baba, kayınvalide, görümce, elti soyundan kaynaklanan bazı sorunlar evliliğimize sıkıntıya verdi ve devamlı sözlü tartışmalar yaşıyoruz. Bence evlilik sizin için çok önemli ve çok keyifli. Siz de adım atın. O tarafta çok pişman. Birbirimize kol kanat gerelim. Özellikle eşinizin işiyle alakalı beklediği bir olumsuz olabilir. Buna sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evlilik kararı veren bazı yengeç burçları sanki maddiyatla alakalı biraz daha toparlanıp yani Nisan erteleme gibi ya da Mart erteleme gibi karar alacaksınız. Evet, doğru bir karar. Bence nikah yapın, sonra düğününüzü yapın. Çünkü siz bazı yengeç burçlarında ev alınmadan evlenmem tribiniz var. Evet, bu ev konusunu çözeceksiniz ve evlilikle ilgili netliğe ve hayatınıza kavuşmuş olacaksınız. Çocuk tedavisi düşünen bazı yengeçler için evet biraz daha vakit var. Sabırlı olursanız hayırlı evlat olacak. Acele etmeyin. Rabbim size bunu en iyi şekilde verecek diyorum. Özellikle toprak sektöründe uğraşan, tarımcılık, hayvancılıkla uğraşan bazı yengeç burçlarında yani sanki tarımın onlar için verimli olmadığını ve bu sene nasıl geçineceğiz, ne yapalım diye endişeler yarattığı söz konusu olarak ve bazı mallarınız ziyan olmuş olabilir. Bununla ilgili devletten destek alacaksınız. Bu sizi biraz rahatlayacak diye söylüyorum. Aşk konusunda aşksız olanlar evet keyifli bir aşk enerjisi ama geçmişi ilk önce kapat dedim. Bir evle ilgili satışını bekliyorsunuz. Anlık bir satış çözülse maddi sıkıntılardan kurtulacağız diyorsunuz. Sanki 15 gün içerisinde bu hedeflediğiniz oluşum size çok büyük bir keyif kılacak ve üzerinizdeki yük bitecek diyorum değerli yengeç burçları. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin değerli yengeç burçları. Sağlık olarak göz alerjiniz, diş enfeksiyonlarınız ve burun iltihaplarınız söz konusu, ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sevgiyle kalın.